Şey Burada kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yılın 2021 yılının ilk videosu olduğu için sizlere buradan sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol bereketli bir yıl diliyorum arkadaşlar. İnşallah bu yıl bütün güzellikleriyle bizlere gelir ve bütün güzellikleriyle de geçer diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Çok öyle güzel şeyler diliyorum ki. Biliyorsunuz 2020 yılında koronavirüsüyle hepimiz mücadele ettik. Tedbirler alındı ve birçok kayıplar oldu. Birçok insan hayatını koronavirüs yüzünden kaybetti arkadaşlar. Yani zor bir dönemdi, zor bir yıldı. 2020 yılı gerçekten kabus denilecek kadar bence kötü bir yıl oldu. Bazı tatsızlıklar yaşandı, depremler, seller, yani her şey 2020 yılında bizlere böyle bir nasıl söylesem, sanki böyle bir şeylerin değerlerini bilin der gibi bir yıl oldu yani. Gerçekten de her şeyin değerini daha iyi anlıyoruz. Ben çok iyi anladım ve bazı insanların da anladığına veya işte nasıl söyleyeyim, aklına getirebildiğine de inanıyorum. Çünkü 2020 yılında sarılamadık, sevdiklerimize sarılamadık, ziyaret edemedik doğru düzgün, korkar olduk, uzak durduk. Ondan sonra hani birçok şeyden de uzak durduk. Durmayanlar da zaten işte virüsü kaptı, kayıplar yaşandı. Hani bir sürü şeyleri öğrendik. Aslında insanların şöyle dışarıya çıkıp da bizler hani maske takıyoruz ya. İnanın ben maske takarken nefes aldığımı hissetmiyorum. Nefes aldığımı böyle nasıl söyleyeyim, anlatamıyorum. Yani nefes aldığımı düşünmüyorum ben maskeyle. Çünkü çok zor. Yani maskesiz gezmenin, şu güzel havanın, solumanın, havayı solumanın değerini anladım. Ben bunu anladım arkadaşlar. Toplum olarak da anladığınıza eminim. Gerçekten en başta nefes almayı özledim. Yani koronavirüs gerçekten bize nefes almayı özletti. En çok da nefes almayı özletti. Korkuyoruz maskeyi çıkartırsak bir şey olur mu diye. Kimsenin olmadığı yerlerde de çıkarmaya korkuyoruz. Her türlü korkuyoruz yani. Yani nefes almayı özledik. Bir de arkadaşlar dışarının, işte güneşin, işte böyle sahilin, yürüyüşün, her şeyin böyle kıymeti bayağı bir yükseklere bindi yani. Çok değerli olduğunu anlamış olduk İnsanlar olarak. Yani her zaman söylediğim gibi de her zaman da söylerim bunu. Yani şöyle dışarı çıkarız, bir yürüyüş yaparız ya, bir nefes alırız şöyle, oh be deriz böyle. Deniz kenarına gideriz, işte bir doğaya çıkarız, normal bir yolda yürürüz. Ama böyle bir nefes alırız ya böyle derin derin. Hani bunu gerçekten özledim. Yani bunun da kıymetini anlamış olduk. Bazı biliyor musunuz? Para, pul, ondan sonra hiçbir şekilde böyle faydasının olmadığını gördük. Yani çok böyle varlıklı insanlar da bu virüsü kapıp hayatını kaybetti. Çok varlığı olmayanlar da böyle hayatını kaybetti. Yani virüs hiçbir zaman zengini, fakiri, işte yükseği, alçağı hiçbir zaman sanatçısı, normal halktaki insanları seçmedi. Herkes aynı oldu. Bunu da farkına vardık. Bizler işte ne diyeyim ben, virüs gerçekten bizlere bunların farkına vardırttı. Hala devam ediyor tabii. Birazcık kısıtlamalar sayesinde düşüşler olsa da sonuçta bir koronavirüs gerçeğimiz var. Bu yıl inşallah böyle bu koronavirüsten böyle ne bileyim bir aşısı inşallah tutar, inşallah bir şekilde sağlığımız devam eder, kapmayız. Ben 2020 yılında şöyle söyleyeyim, koronavirüs olarak bir kere test yaptırdım. Koronavirüs testi yaptırmıştım. Şöyle bir yaptırdım, sesim kısık, işte bir hafif bir öksürüğüm olurdu. Ama gene de bir tane de belirtisi olsa o zamanlar yaptırıyordu. Herkes, ben de yaptırmıştım. Negatif çıkmıştı. Genelde benimki alerjik
oluyor. Alerji bir durum oluyor benimkisi. Sonuçta işte kuşlar var, güvercinlerimiz var. Onlara maskesiz çıktığım zamanlar olurdu. İşte tüyünü yutuyoruz. Sonuçta onlarla aynı havayı soluyoruz. O da bende alerjik reaksiyon yapmış demek ki. Öyle öksürüyordum. Ondan sonra sorun buymuş. Ve koronavirüs testi yaptırdım da böyle bir test olamaz. Ben bunu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Yani bana göre çok kötü bir testti. Yani boğazımıza kadar, kocaman bir çubuğu boğazımıza kadar sokuyorlar resmen. Burnumuzdan içine sokuyorlar, beynimize kadar sanki. Çok zor yani, testi yaptırmak da çok zordu ama sonuçta bir saniyelik, iki saniyelik bir şey yaptırmak lazım. Eğer şeyiniz varsa, sizin şikayetleriniz varsa mutlaka yaptırın derim. Çünkü erken önlem de çok önemli. Yani erkenden koronavirüsü anladığınız an testinizi yaptırırsınız. Ondan sonra ilerlemeden ilaçlarla tedavi olabiliyorsunuz. Ama şöyle 5 gün, 10 gün, 20 gün bekleyip de işte nasıl söyleyeyim, 10 günde, 14 günde oluyormuş ya, hani kendini gösteriyormuş ya. Ne bileyim ben, daha çok ilerlemeden, ne bileyim bir öksürük mesela bir hafta 10 gün devam ediyorsa hemen test yaptırmanız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte ufak da olsa burun tıkanıklığı, işte insan korkuyor yani, yaptırıp içini ferahlatabilirler. Ben öyle yaptırmıştım. İçim ferahlamıştı o zaman, hiçbir şey çıkmamıştı, negatif çıkmıştı. Çok dikkat ediyorum. Yani koronavirüsün, şimdi 2020 yılını bitirdik de işte yeni yıl konuşması yapacaktım. Ya başka bir şey paylaşacaktım, önümde bir şeyler var, onları başka bir videoya aktaracağım. Ya başka bir video çekerim onlara. Yarın öbür gün. Onu, bu 2020'nin büyük bir şeyi, konusu koronavirüs olduğu için koronavirüsten bahsedeceğim. Yani geride kaldı diyemem. Koronavirüs geride kalmadı. 2021'e de girdi maalesef. Ama azalmalar var. İnşallah aşı denemeleri var. Yani inşallah iyi olurlar arkadaşlar. Bir yandan şöyle bir şey de var koronavirüsle ilgili. Bunu da paylaşmayı çok istiyorum. Sağıma bakıyorum, koronavirüslü tanıdıklar oluyor mesela. Çok şükür erkenden atlatıyorlar, iyileşiyorlar. Aynı zamanda kronik hastası da olanlar vardı mesela tanıdığımız. Koronavirüsü atlatıyor. Çok basit bir şekilde 10 gün içinde iyileşiyor bir şekilde. Mesela ilaç kullanıyor falan filan da. Bir yandan da bakıyorum, bir de sol tarafıma bakıyorum. Başka bir tanıdıklar duyuyorum, işte görüyorum, izliyorum, takip ediyorum. Bazı arkadaşları normal olarak işte haberleri falan. Kronik rahatsızlığı olmadığı halde normal sapasağlam insan bile koronavirüsü kaptı, hastanelik oluyor. Nefes alamıyorlar, şudur budur, çok zor oluyor. Hatta hayatını kaybedenler oluyor. Yani bir yandan sağıma bakıyorum, çok basit. Soluma bakıyorum, çok kötü bir hastalık gibi. Yani kafam böyle geldi gitti, geldi gitti. Nasıl hani... Allah korusun tabii ki de, çok şükür iyileşenler oluyor ama hani iyileşmeyenler de oluyor. Kronik de olsa iyileşiyor, kronik olmasa da mesela hayatını kaybediyor. Hani böyle bir kafam şey oldu, allak bullak oldu. Yani çok dikkat etmemiz gerekiyor, sadece onu biliyorum. Yani hastaymış, sağlammış, sporcuymuş, kronik rahatsızlığıymış falan filan koronavirüs dinlemiyor hiçbir şeyi. Yani aldım canı alıyor işte her bir şekilde. Ben de bunu şey yapmaya çalışıyorum, çözmeye çalışıyordum. Yani fark etmiyor. Gerçekten insan seçmiyor koronavirüs. Hastalık seçmiyor, sağlam insan seçmiyor, hastalı insan seçmiyor diyeyim ben. Bir şekilde can kaybımız, can kayıpları dünyada çok yüksek. Gerçekten çok yüksek, ciddi anlamda. Ciddi anlamda aslında düşünülmesi gerekiyor. Öyle dedim ama yani düşünün, ciddi anlamda tedbir önemli. Yani temizlik, maske, eldiven, bunlar çok önemli dediğiniz gibi. Gidip de mesela ne bileyim ben, çok kalabalıkta hani bulunmamak gerekiyor çok fazla. Ben mesela geçenlerde dışarıya çıkmıştım. Çok aşırı kalabalık oluyor dışarılar. Hani hafta sonları da yasak ya. Ama hafta işleri çok kalabalık oluyor bu sefer. Hafta sonları tatil diyorum. Yasak diye. Bu sefer de öyle bir karmaşıklık oluyor. Ama Allah'a şükür hani azalmış. Yani öyle inşallah birdenbire tablolar, hani eskiden de öyle 1000'di, 2000'di.
işte bilmem ne kaçtı gösteriyordu. Birdenbire 30 bin 40 bin oldu biliyorsunuz. Yani bilmiyorum. Çok dikkat etmemiz gerektiğini biliyorum sadece. Çok dikkat etmemiz gerektiğini anlıyorum. İşte böyle 2020 yılını yani düşünsenize 2020 yıl girdik 2020 yılına. Ocak, Şubat, Mart'a bir girdik koronavirüs. Düşünsenize yani 1-2 ay, 2 ay içinde Türkiye'ye koronavirüs Mart ayında geldi, oturdu yani. İşte öyle başladı hikayeler, evde kalmalar, pandemiler falan. Çok zor bir yıldı gerçekten. Ben hala stresliyim. Çok ben her şeyi kafaya takan ben stresleri ederim yani. Yani bilmiyorum hala stresliyim. Acaba korona bana da bir gün uğrar mı diye. Yani herkes oluyor. Sanki herkes bir kere korona olacakmış gibi hissediyordum bir ara. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bağışıklık sistemimizi de güçlendirelim. Bol bol C vitamini alalım. Yani elimizden geldiğince hiçbir şey yapamıyorsanız çaylarınıza limon suyu, bol bol limonlu çay için. Ben mesela geçen seneden bu seneye kadar çok limonlu çaylar içtik biz evde. Limonlu çaylar, bitki çayları işte bir şeyler içtik öyle. Hani vücudumuzu direncini yükselttik. Sizler de lütfen öyle yapın. Kendinize çok dikkat edin. Sevdiklerinizi düşünün, kendinizi düşünün, çevrenizi düşünün arkadaşlar. Gerçekten bu bir aslında şey birazcık şey gelir bazılarına bilmiyorum ama bana göre vatan borcu gibi bir şey yani. Çünkü sonuçta insanlarımıza bulaştırıyoruz, bilemiyoruz. Yani bir koronavirüslü dışarı çıkıp da alışveriş yapmamalı mesela, evde kalmalı. Ya da işte yani insanlar düşünmeli aslında yani iyileşmek için evinde olup kendini tedavi etmeli diye düşünüyorum. Biraz da insanları düşünelim, insanlarımızı düşünelim. Yazık yani çoluğu çocuğu olan var ya, küçüğü var, büyüğü var, yaşlısı var. Azıcık daha tedbir etmeliyiz, sabır etmeliyiz, sabretmeliyiz yani. İnşallah kurtulacağız bu koronavirüsten. İnşallah aşı işe yarayacak da işte tamamen herkes aşısında vurulur. Aynı işte atıyorum bir su çiçeği, bir kızamık, işte bir... Hani bir sürü aşılar var. Onlar gibi bu aşı da bulunur da bir çaresi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani gerçekten 2020 yılı çok kötü bir yıldı. Gerçekten kabus gibi bir yıldı diyorum. Ben böyle özetliyorum. Yani başka güzel bir şey bulamıyorum. Çünkü hani sağlık her zaman derim ben. Sağlık en başta sağlık çok önemli. Sağlığınız yerinizdeyse çalışırsınız da bir şekilde paranızı kazanırsınız. Hiçbir mesleğiniz yoksa bir yük yüklersiniz. Ne bileyim gidersiniz pazardan bir şey satarsınız, bir limonunuzu satarsınız. Hani sağlıklı insan her şekilde ekmeğini tutabiliyor. Her şekilde ekmeğini tutabilir ama işte sağlık olmadı mı çok zor oluyor. O yüzden videomu sonlandırırken diyorum ki bedeninizden sağlık, evinizden huzur ve cebinizden bol bereket mi diyorum, öyle diyeyim. Bol bereket, bol kazanç eksik olmasın diyorum arkadaşlar. Bu yıl çok güzel olsun inşallah. İnşallah bütün güzelliklerini bize göstermeye başlar. Güzel güzel geçiririz bu yılı ve bütün yıllarımızı. Bunları temenni ediyorum. Sizleri seviyorum. Hep yanımdasınız. Teşekkür ederim yanımda olan bütün arkadaşlarıma. Çok çok ama çok teşekkür ederim. 2020 yılında benim yanımda olduğunuz için, benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim ve bundan sonraki yıllarda da hep beraber olalım inşallah. Ben sizinle beraber burada yaşlanmak istiyorum. Sizleri seviyorum. Buradan sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.